Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu'nda botanik alanında çalışmaktayım. 2016 yılında kimya bölümünde öğretim üyesi olan hocam Profesör Doktor Fatih Mehmet Emen'le birlikte üniversitemizin kozmetik uygulama ve araştırma merkezini kurduk. Kozamı kurduk, Maki Kozamı. Bu yolculuğa çıkarkenki hedefimiz bölgemizin ve ülkemizin tıbbi aromatik bitkilerce çok zengin oluşu, ancak bu bitkilerden yalnızca ham madde ya da hasat edilen bitkilerin ihracat yoluyla yurt dışına çıkışı, ardından katma değerli ürünlerin ithalat şeklinde ülkemize geri girişini, ithalat ihtiyacını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktı. Buradan yola çıkarak çeşitli Ar-Ge ve üretim faaliyetleri geliştirdik. Yaptığımız turizmden parfüme, mor altın, lavanta projesiyle, altyapı projesiyle laboratuvarımıza üretim tesisimizi kurduk. Merkezimiz çeşitli Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte. Bu faaliyetlerden biriyle de bu sene 7.'si düzenlenen Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği önderliğinde düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde Fatih Hocam'la birlikte geliştirdiğimiz tekstil ürünüyle, aromaterapötik tekstil ürünüyle Innovation Zone'da üçüncülük ödülüne layık görüldük. Ayrıca bunu anlattığımız sözlü bildirimizde birincilik ödülüne layık görüldü. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesiyim. Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütmüş olduğumuz araştırma faaliyetleri kapsamında bir ödül aldık. Biz size bu ödülden bahsetmek istiyorum. Şimdi günümüzde özellikle büyük şehirlerde stres, kaygı kaynaklı uyku problemleri çekiyor insanlar ve çeşitli yollara başvuruyorlar. Aromaterapi bu konuda bir çözüm sunuyor. Bizler de burada aromaterapiyi kullanarak, aromaterapiyi nano malzeme ile birleştirerek bir ürün geliştirme hedefiyle yola çıktık. Aromaterapik yağlar cilde temas ettiğinde birçok insanda alerjen etki oluşturuyor. Ancak biliyoruz ki lavanta gibi uçucu yağları kullanarak bir sedatif etki, sakinleştirici etkisi olduğunu biliyoruz ve bu anlamda uykuyu kolaylaştırmak için insanlar yatakların kenarlarına lavanta keseleri kullanıyorlar veya lavanta yağı damlatıyorlar. Bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ancak lavanta gibi uçucu yağlar birçok insanda alerjen etki yaratıyor. Yani ciltte kızarıklık, deride döküntü gibi temas etmemesi gerekiyor. İşte buradan yola çıkarak biz de laboratuvarımızda ürettiğimiz, geliştirdiğimiz nano parçacıklar içerisine lavanta yağını emdirdik ve daha sonra elektro erime tekniği dediğimiz bir yöntemle lavanta yağı içeren nano partikülleri tekstil materyali içerisine yerleştirdik. Herhangi bir şekilde içerisinde lavantanın temas edeceği, tene temas edeceği bir durumu engellemiş olduk. Ve içerisindeki nano kapsüller lavantaya yavaş salım özelliği sağladığı için çok yoğun bir koku salmadan yavaş yavaşça salım yaparak uzun süre etkili bir tekstil materyali elde etmiş olduk. Nerede kullanabiliriz? Bu materyali yastık alezlerinde, yatak alezlerinde ya da fularlarda, yani hayal gücümüze sınırlı olacak şekilde tekstil malzemesi içerisinde kullanabiliriz. Günümüzde tekstil dediğimiz zaman artık fonksiyonelleştirilmiş ürünler ön plana çıkıyor. 20 milyar dolarlık bir ürün pazarı mevcut. Ülkemizde tekstil açısından zengin bir ülke. Biz bu projeyle hem tekstil sanayini hem de aromaterapik yağ üreten üreticileri bir araya getirmeyi de planlıyoruz. Ve bu şekilde literatüre de aromaterapötik tekstil ya da kozmetik tekstil olarak girecek ürünlerle ülkemiz ön plana çıkacağını düşünüyoruz.